Evet, şu an karavanda son çalışmaları tamamlıyoruz. İbrahim karavanın tepesine çıktı. Afranur zemzemleri hazırlıyor sağ olsun. Bu gençlerle konuşacağız. Onlar evlerini bize göre dizayn ediyorlar. Karavanda yaşamak zor mu gençler? Kolay mı Afra? Her şeyin bir zorluğu var ama bir de bu zorlukta güzel. Evde yaşamak daha zor. Al, al, al. Bak evde yaşamak zormuş. Bakalım nerede yaşamak zor. Bunların hepsini birazdan Yeni İzmir YouTube kanalında Cennet Filmimizde konuşacağız sevgili dostlar. Sizleri de bekliyorum. Çünkü karavanın ikamet ettiği mekan da çok güzel bu arada. Bugün hava da şanslıysa çok güzel. Ondan böyle güzel bir program çekeceğiz. Neli yapıyorlar? Gölgelik yapıyorlar. Mini ablalarına güneş geçmesin, çok kızarmasın diye gölgeliklerini açıyorlar. Onları görüyoruz ama yapacak onları bir şey yok. Onları aynı zamanda hamak olarak da kullanıyoruz. Aa, öyle yani, mi? Bu direğe hamağımızı asıyoruz. Bir kişilik hamaklar var. Bir buraya, bir buraya. Aha. O şekilde de kullanıyoruz. Evet. Onu asabildiysen çok güzel olur. Hatta çırpçırtlarını. Ya burada kadın erkek ayrı mı yok hocam? Herkes her şey yapıyor. Bir de o var yani. Afra'ya bir şeyler söylüyorsunuz siz burada. Nasıl yapsın kızcağız? Ha, yapmak zorunda falan mı diye gülüyor İbrahim. Dur bir şey. Ben bunları sıkıştırıp sorarım şimdi hepsini. Yapıyorum, yapıyorum. Evde böyle zor işler yapmıyoruz biz Afra, biliyorsun. Bütün zor işler bizim evde eşlere. Karavanla gezecekseniz böyle zorluklara da katlanacaksınız tabii demek ki. Her işin hem güzeli hem zoru da var. Tamam. Bir Samsunlu olarak plaka. Gördüğünüz gibi Samsung 55. Karavanın tüm nasıl olduğunu aşamalarını anlatıyorlar. Oradan da hızlı hızlı kanalına bakıp karavanla alakalı merak ettiklerinizi alırsınız. Evet, son 30 dakikaymış. Son 30 saniye dakika bir var ve program 30 dakika bile değil. Son 30 saniye bakalım. Biz cennet yuvamızı çekelim. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Yine güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Cennet yuvamızı çekeceğiz. Evet, güzel çiftler misafir edin diye siz isimler yazıyorsunuz ama yine bana güzel bir isim geldi. Kimden? Funda'dan. Funda, teşekkür ediyorum sana. Yani çok güzel bir çift bulduk. Ama bu çift yürüyen bir çift, duran bir çift değil. Seyahat eden bir çift. Karavanla yolculuk yapan bir çift. Hemen ben onlara döneceğim. Onların karavanlarına geldim. Yol üzerinde, güzergahta buldum. Hani diyorum ya, yine iş peşinde. Yine hayırlı bir iş peşinde olarak güzel ve hayırlı bir çifti bulduğumuza inanıyorum. Hemen onlara dönüp iyi ki sizi yolda yakaladık gençler diyorum. Hoş bulduk, karavanınıza geldik. Nasılsınız, iyisiniz? Haliniz, vaktiniz nasıl? Elhamdülillah, sizi sormalı. Hamdolsun, beni misafir ettiğiniz için ikinci kere bir mutluluğum var. Çünkü Umre'den geldiler. Çok yeni ve çok taze. Görüyorsunuz hurmalarımız burada. Zemzemlerimiz, hemen fincanlarımızda. Çok uzatmıyorum. Hemen dönüp biliyorsunuz pozitif ayrımcılık yapıp İbrahim Bey kardeşimden başlıyorum. Sizin kelimelerinizle İbrahim Durhat kimdir? Tanıyalım mı biraz? Hoş geldiniz tekrar. Siz de bahsettiğiniz gibi biz çok memnun olduk zaten sizle tanıştığımıza. Bir mukabele. İbrahim Durhat Samsun'da dünyaya geldi ve büyüdü. Üniversite eğitimini de orada tamamladıktan sonra artık dünyayı görme isteği iyice arttıktan sonra dünyanın dört kıtasına yavaş yavaş seyahat etti. Aslında sosyal medyada Hızlı Gezgin ismi üstüme çok yapıştığı için bir hızlı gezgin oldu. Çünkü yavaş yavaş diyorum ama gerçekten kimi zaman bir gününü Afrika'nın güneyinde geçirirken diğer gününü işte Avrupa'nın kuzeyinde geçirebilen bir İbrahim Durhat vardı aslında. Ve yaklaşık son 9 yıldır falan sırt çantasıyla seyahat ediyordum. İşte Afra'nın ta ki Afra ile karşılaşana kadar. Evet, aynen öyle oldu. Zaten bizim ilgimizi çeken de o kısmı sevgili dostlar. Yoksa karavan falan hikaye, biz onları hiç dinlemeyeceğiz bile ama çok merak ediyorum bu arada. Hepsini çekeceğim detayları. Afra ile tanıştın. Afra, seni de tanıyalım biraz. Sonra özel hikayenize gelelim. Ben de İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Orada ilkokulu, ortaokulu bitirdim ve üniversitede Konya'ya geçiş yaptım. Son 5 yılı orada okuduktan sonra Konya'dan bağım çok kopmadı. Genel olarak orada takıldım. Ama Konya'nın öyle bir tarafı var zaten, evet, ya. Evet, bırakmıyor. Ailem şu anda Balıkesir, Edremit tarafında ikamet ediyor. Ben de aynı şekilde üniversiteye kadar gezme ve sürekli yolda olma aşkı vardı zaten. Hiç öyle bir şey tecrübe ettin mi?
Üniversitede ilk tecrübe ettim. Üniversiteye kadar imkanlar el vermedi. Nereye, hızlı trenle mi gittin bir yerlere falan? Yok, Konya'da ben üniversiteye ailem beni bıraktıktan sonra, ben oradan sonra hemen Konya'ya yakın noktalar neresi? Ankara, ilk gideceğim yerler, Eskişehir, hemen oralara gittim, geldim. O trenle deneyimi, otobüsle deneyimi yaptım. Yolun her halini seviyordum. Yani uzun otobüs yolculuğu, tren, uçak vesaire. Sonra yurt dışına da orada başladım. Ve nerelere gittin sen? Kudüs'e, Tunus'a, Fas'a. Kendi imkanlarınla mı gittin? Projelerle gittim. Projelerle. Kendi imkanlarımla gittim. Kendim bireysel gidip oralarda kaldım. Oradan o ülkeye geçiş yaptım. İşte dışarıda ailelerde kaldım, tanıştım. İlk davet edenlere tamam dedim, gittim falan, böyle spontaneydi. O yüzden yollarınız çok çabuk kesişti de belki de bir durhat çifti ortaya çıktı. Nasıl tanıştınız? Asıl bizi ilgilendiren tarafı burası sevgili dostlar. Tamam, gezmeyi, görmeyi seviyoruz da iş evliliğe gelince yollar nasıl kesişti? Nasıl tanışıldı? Evlilik teklifi nasıl edildi? Böyle tek taşlar verildi mi? Böyle kutular açıldı mı? Bilmiyorum. Tek taş pırlanta mı uzattınız? Yoksa efendim Tanzanya'dan bir taş alıp buyur hatun benimle evlen falan mı dendi? O hikayeyi de biraz bizimle paylaşırsanız. Elhamdülillah bizim her hikayemiz o rutin ve klasikten ziyade her şey çok orijinaldi. Yani biz ikimiz de o kafada olduğumuz için rutinin hep dışında kalmayı biz ikimiz istedik. Ne kadar aileler bizi klasik ve rutine sokmaya çalışsa da biz hep böyle. Onu nasıl başardınız Afra? Zor bir şey. Yani şimdi gençler sizi dinliyorlar. Ah tam bizim kafa falan diyecekler ama ana babayı nasıl ikna edeceğiz? Evet. Çünkü onları da kırmamak lazım. Kesinlikle. Ben ana tarafıyım tabii olayın, değil mi sevgili dostlar? Bir anne olarak, bir hanım anne olarak çocuklar olur mu falan diyeceğiz. Evet. Ne oldu? O nasıl halledildi? Ya, mücadele her güzel şeyde oluyor tabii ki ama anne baba rızalı, sizin dediğiniz gibi kırmadan, incitmeden bir şeyleri başarabilmek asıl önemli zaten. Mücadeleyi sonlandırabilmek zaferle. Ailem, elhamdülillah eşimin ailesi İbrahim'e zaten vakıf oldukları için 9 yıldır, son 9-10 yıldır Türkiye'de olmayıp hep yollarda olduğu için ona alışıklar zaten. Sıkıntı olmadı. Tüh dediler, bir gelin bulduk o da geziyor. Allah'ım ne olacak, bu bizim işin sonu. Benimkilerde elhamdülillah ilk başta mücadele oldu aile ve akrabalar olarak ama annemle çok güzel bir dost ilişkim vardır. Yani anne kızdan ziyade iki yakın arkadaşızdır. Ve ne o benim üzülmemi ister ne ben onu üzmek isterim. Onun rızalı olmadan gerçekten bir adım atmamaya çalıştım hep bu yaşa kadar. O da bana çok güvenip ve çok da dayandığı için, evet, Afra'nın yıllardır hayali bir yerde kalmamak, yerleşik hayat istememek. Ve kızıma geldi, böyle biri teklif etti ve şu anda Afra'nın erkek versiyonu karşımda diyor. Yani Afra'nın ne kadar mutlu olacağını bildiğim için, ne kadar buram yansa da çok güzel. Ben Zinep Arkan'da. Ay gibi. Anne, sizin ellerinizden öpüyorum. Muhteşem bir anne. Kızının mutluluğunu görebilmek. Çünkü Afra'nın evi burası sevgili dostlar. Biz Afra'nın evine geldik yani. Ha burası neresi mi? Burası İstanbul'un Silivri'si. Ama biz bununla belki Konya'da da tanışabilirdik. Efendim bir bakarsınız biz bununla Eskişehir'de karşılaştık. Bir de bakarsınız ben arada Almanya'ya falan gidiyorum. Aa bir bakarız ki bizim İbrahim Bey orada. Hızlı gezgin ne arıyorsun kardeş? Hocam bizim karavan buraya çıktı diye de bilirler. Anneni orada tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Seni görebilmiş. Senin o mutluluğunu, gözündeki o ışıltıyı görebilmiş. Ama sen de onu hissettirmişsin ona tabii ki. O da önemli. Sizin hayaller birleşmiş o zaman. Evet. Evlilik teklifi nasıl yapıldı İbrahim Bey kardeşim? Şöyle, benim yıllardır seyahat ettiğim yerlerden ben küçük anılar alıyordum ama bu genelde magnet tarzı olmuyordu. Hmm. Magnet tarzı yapacak olsam da kendi çektiğim fotoğraflardan daha çok yaptırmayı, işte diyelim eşe, dosta, akrabaya hediye etmek istersem o şekilde yaptırıp vermeyi seviyordum. Ben yüzük için şöyle düşündüm. Ben zaten hani eşime ben ya pırlanta veya hani bir maddiyat içeren bir ürünü, yani bir yüzüğü vermek istemiyordum. Açıkçası bu manevi değeri daha çok olsun istiyordum. Ve gittiğim 4 kıtadaki ülkelerden topladığım, İşte kimisi taş, kimisi kum, kimisi çakıl derken bunların hepsinin küçük bir parçalarını birleştirtip orada mesela siyah küçük noktalar var ve aralarında kumlar var vesaire. Kimisi İzlanda'dan, kimisi işte Fas'tan, kimisi Amerika'dan, kimisi Türkiye'den, farklı Allah farklı ülkelerden. Allah'a ekber, şoktayım dostlar şu an, şoktayım. Dizip kenarları da tahta, işte mount parçası ve dışı da alüminyum çelikten paslanması. Hocam çelikten. Bir altın alamamışsın yani. İşte bu da bizim için tek taş ve altından çok çok kıymetliydi. Çok değerliymiş yani. Benim için de öyleydi elhamdülillah. Bunu senden duymak çok güzel. Bir evin bir kızı bu arada Afra sevgili dostlar. Bir evin bir kızını vermişler bir demir parçasına. Yapacak bir şey yok.
hikayenin devamlı, evet, onlardan dinlemeye devam ediyoruz. Evet, hayat bir yolculuk. Akıyor gidiyor. Tabii bu arada hemen Annenin Fıtrat Yolculuğu kitabını size takdim edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Videonun altına yorumlar yazıyorsunuz. Beğeni butonuna basıyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Hemen bir takipçimize kitabı hediye gönderiyoruz. Orada da dediği gibi ve bu ailenin hikayesi yolculuk üzerine olduğu gibi aklıma şu hadis-i şerif geliyor. Bu arada yüzüğünü veriyorum. Müthiş bir şey ama gerçekten. Değeri pahayla biçilmez. Benimki latifeydi sevgili dostlar, biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz size soruyor sahabe, yani bu dünyada neredeyiz, neyiz? Ve Peygamberimiz şöyle buyuruyor, bizim de gölgeliğimiz bir ağaç sevgili dostlar. Bir ağacın altında gölgelik mesabesinde, hep yolcuyuz. Sizin de böyle mi, hep yolculuk etme mi isteği vardı? Yoksa biz bu dünyada hep yolcuyuz zaten, neden mukim olalım mı dendi? Hep seyahat ehli olma nasıl bir duygu? Size neler kattı, evliliğinize neler kattı, zorluğu ya da kolaylığı var mı? Yani İbrahim'i de kendim gibi tanıdığım ve gördüğüm için ikimiz adına da şunu diyebilirim ki yerleşik fikri beni olduğum olası çok darlayan bir durumdu. Hmm. Hani küçüklüğümden beri gelen bir odada kalmak, dört duvar altında kalmak, bir yere gittiğimde çok uzun bir şekilde kalmak hep böyle daha fazla asıl olan dünyanın da zaten bir yoldan ibaret olduğunu düşündüğüm için hep yol üzerinde, işte spontane yol üzerinde biriyle tanışmak, yol üzerinde yolun bana getirdiği güzellikleri görebilmek, o minik şeylerle mutlu olabilmek, ne bulduysak yiyebilmek, bulamadıysak sıkıntı değil diyebilmek. Yani hep o şekilde bir hayat özlemi zaten vardı. Elhamdülillah İbrahim eşim olarak diyorum ki benden çok çok fazla bu isteğe sahip. Yani ben Allah'tan isteyebileceğimin belki daha fazlasını Rabbim bana lütuf etti diyorum. Ben karşılıklı olarak birlikte ilk tanıştığımız zaman ikimiz de aynı anlarda yerleşik hayat istemiyorduk. Nerede tanıştınız? Bir karavanda olmadı tabii bu. Yok, Amerika'daydı kendisi. Amerika'da biz Instagram üzerinde ben İbrahim Bey'i takip ediyordum. Sosyal medyanın avantajları sevgili evet. dostlar ama hayra avantaj olmuş bu. Dikkat etmek lazım oraya. Son 10 yıldır falan takip ettiğim gezginlerden biriydi ve elhamdülillah bu karşılıklı bir şeye dönüşünce... Ama ona seni nasıl fark etti? Takip ediyorsun da sen nereden bilecek? Orada bir afra var. Evet, ya Kudüs üzerinde canlı yayınlar oluyordu, ortak arkadaşlarımız oluyordu vesaire. Ve ben gezdiğim ülkelerde Fas'a mesela 5 kere gitmiş biri olarak İbrahim'e birkaç gezi sorusu sormamla ilgisini çekip o şekilde karşılıklı bir duruma dönüştü. Elhamdülillah geldi Amerika'dan. İlk öyle yüz yüze görüştük, tanıştık ve ikimiz de... O zaman bundan sonra cevap hakkı doğuyor İbrahim'e. İbrahim sen evet. devam et istersen hikayenin gerisine. Tabii yani oradaki evet bir sosyal medyada fark ediyorsun sana sorulan bir soru var ama o bu benim eşim olacak, benim karavanımın sultanı olacak, gelecekteki çocuklarımın anası olacak. Fikri nasıl oluştu? Neler aradın? Evet bir gezginci ruh seni cezbetti ama onun dışında ne gibi bazlar vardı? Ya öncelikle aynı bahsettiği gibi bizim ya elhamdülillah aynı yola bakıyorduk, aynı hayallere sahiptik. Hani yolda olmak, yolda yolu keşfederek, beraber farklı kültürleri keşfederek hani şu an en başından beri bahsettiğinin artısında şöyle bir durum var. Ben bir yani çok tabii ilk başta dediği gibi uzun süredir takip ettiğini ben zaten bilmiyordum. Sadece sorarak hani... Burada öğrendim bu arada. Yani sorduğu işte bazı sorulara ben de hani gönül akması var ya bir şekilde ya, hani bazı sorulara verdiği cevaplarla yani evet daha fazla tanımam gerekiyor diye düşündüm açıkçası. Yani tabii ki herkesle böyle bir samimiyet zaten yakalayamıyorsun. Zaten öyle bir muhabbet etme şansınız da yok yani herkesle. Ama Afra Hanım'la işte biz konuşmaya, tanışmaya başladıktan sonra sorulara benim önem verdiğim şeylere verdiği cevaplarla aslında ben yani yavaş yavaş dedim tamam hani bir şeyler sanki yavaş yavaş geliyor. Zaten uzakta olmamızın bir avantajı zaten yüz yüze görüşme olayımız da olmadı ve sadece telefondan diyelim evet önemli merak edilen şeyler mi var? Zaten bir konuşma muhabbet olursa o ciddiye dönebilir bir şey olacaksa olurdu. Ki öyle oldu yani. Allah aşkına işte Türkiye'ye geldikten sonra da yüz yüze görüşmemizde ben kendim açıkçası ilk gün dedim yani hani tamam. Yani tamam yani hani bu kadar yol gezdim. 4 kıta, 37 ülke dolaştım sevgili dostlar. 9 yıl gez bulduğum buymuş. Tamam. O kararı vermek zor. O ince çizgi aslında zor. Öyle değil mi İbrahim Bey kardeşim? Tabii. Yani
sonuçta biz sadece maddiyata göre yaşayan insanlar değiliz. Yani önceliği maneviyat olarak belirleyip karşılıklı isteklerimiz de öyle olunca. Yani en basitinden az önce anlattığım yüzük mevzusundaki gibi bu çok manevi bir şey ve buna değer olabilecek insana sonuçta verilmeli bu. Öyle oldu yani. Şimdi evet, maddi şeylere önem vermiyoruz dediniz. Bir karavanda yaşıyorlar sevgili dostlar bu gençler. Hani biz evde 12 tane yemek takımlarımız vardır, bulaşık makinalarımız vardır. 150 metrekarelik. Hocam ne 150 metre? Nerede yaşıyorsun falan. Öyle değil mi yani? Hadi 100 metre olsun. Biraz daha kısalım ama onların karavanına baktığımda benim çalışma odasındaki halıdan küçük. Yani çalışma odamdaki halı, ortaya serdiğim halıdan küçük. Bu arada da rüzgar çıktı efendim. Çünkü biz dışarıda çekim yapıyoruz. Siz bunu nasıl aştınız? Yani Afra, sen buraya nasıl sığdın? Biz yani kadınlar severiz böyle. Evet, zaten belli karavandan görüyorsunuz sevgili dostlar. Süsler, çiçekler var ama evet. Oraya sığmak da cesaret ister. Gönle sığmışsın, eyvallah. Çok şükür. Abla ben çok şükür. Hani eşim son 9-10 yıldır yollarda ama ben genel olarak zaten bir yerden yere gittiğimde ya da odamda da aynı şekilde tek bir sırt çantasına sığabilen bir kızdım. Yani sırt çantasına iki lazım olan şeyim neyse ya da bir termosum, işte beni kurtarabilecek minik birkaç parça böyle. Elhamdülillah bu son benim de 5-6-7 yılımı aldıktan sonra burası bana büyük geliyor. Yani inanmıyorlar ama gerçekten burada benim o kadar çok şeyi sığdırabildiğim için o kadar şükrediyorum ki burada her şeyim var diyorum. Hı hı. Ve ben annemin evine gittiğimde annemden dönerken evime özleme şeyiyle gidiyorum. Yani bunu en son eşime de dedim. Yani insan şurası ya, burayı bu kadar özler mi yani? Kendi düzenim var, kendi yerim var. Ama Umre'ye gittik ya da başka bir ülkeye gittik. Hemen yukarıdan sırt çantalarını indiriyoruz. İki eşyamızı koyup karavanı kilitleyip yine yola düşüyoruz. O da ayrı bir güzel geliyor bana açıkçası. Evet, bu video da çok güzel oldu sevgiler. Fırtına çıktı bu arada. Kum fırtınası çıktı bulunduğumuz yerde. Evet, güzel bir mekanda sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi şunu çok merak ediyorum, muhtemelen takipçiler de merak ediyordur. Sizin bu yolculuğunuz, özellikle karavanda olması, hayattan kaçmak için çıkılan bir yolculuk mu? Niye yolculuk yapıyorsunuz? Evet, İbrahim. Yani bir evin kızını almışsın İbrahim Bey kardeşim. Annesi onu vermiş, gözünü kapamış. Ya şöyle bir şey, benim için öncesinde seyahat ederken İnsanların işte bekar mısın, evli misin soru, hatta sen bekarsındır, böyle geziyorsan kesin bekarsındır laflarının devamında ben açıkçası hep şöyle söylüyordum uzun yıllardır yani. Ben evlenince de gezeceğim inşallah. Yani Allah izin verdiği müddetçe, sağlık el verdiği müddetçe, ki hani sağlık olsun gerisi hiç önemli değil. Hı hı. Maddi açıdan genel olarak hani neye sahip olduğumuz ya da olmadığımız. Çünkü bu karavan da olmasa ben gezmek istiyordum. Hani bir şekilde bir yere gidip belki orada örnek veriyorum, evet bir araç olmayacaktı ama bir yol alırdım yani, o şekilde eşimle konuşmak istiyordum şeklinde oluyordu. Yani evlenince gezemezsin değil de aslında evlenince de gezmeye devam edeceğim şeklindeydi. Ve o yolculuğu sürekli devam ettirmek istiyordum. Bu hani ya yaşlanınca ne yapacaksın, işte yok emeklilik, şu o bu, hani ben bu soruların zaten hiçbirini düşünmeden bir hayat yaşıyordum. Yani çünkü onları düşünerek bir şeyi devam ettiremem. Hı. Nitekim 2020 Mart'ında dünyanın bütün etrafındaki insanlara, ülkelere, insanların planlarında ne olduğunu zaten gördük. Hı hı. Ama Allah'a şükür ben hiçbir, yine plansızken ve hani ileriyi o kadar düşünmezken, benim için aksine olumlu bir şey oldu aslında. Hayatımda bir dönüm noktası oldu o dönem.
hani o anlamda ben böyle düşünüyorum. Zaten hayat bir yolculuk, evet, hani bu şekilde düşünüyoruz. Herkes düşünüyor ama biz ciddi anlamda onu da düşünerek, onu da yaşayarak, içerisinde bulunarak devam etmeyi ben açıkçası tecrübe etmiş oluyorsunuz. O tecrübelikte de akışta insan aslında çok şeyler öğreniyor sevgili dostlar. Hani derler ya, çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi? Tam soruyu soracağımız muhatabını bulduk. Yaşar şimdilik genç, evlilikleri yeni, çok taze ama gerçekten çok gezdiklerinden dolayı bilgileri daha fazla mı? Yani gezerken zaten o her anı yaşama olayına vakıf oluyorsun. Yani özellikle anı yaşama kavramını o kadar hissediyorsun ki gezerken, bu rutin hayatta insan neye sahip olduğunun ve tam olarak ne yaşadığının, ne kadar kıymetli bir anda olduğunu fark edemiyor, unutuyor. Ve genel olarak rutinlikte hep kafa işte ya birilerinin dedikodularıyla, ya birinin birini sıkmasıyla, ya işte evlatların yoğunluğuyla, ya da kendi dünyasında kalan o minicik karanlığında boğulup gidebiliyor, şükredilecek çok şey varken. Gezerken elhamdülillah ben üniversiteye kadar hiç evden çıkmamıştım. Babam disiplinli bir insandı. Ve ben içimde o aşkla hep büyüdüğüm için, üniversiteden sonra da bir tık aileden çıktığım için annemin rızalığını alıp ben hep yollardaydım. Kudüs'e giderken annem savaş bölgesi dediği yerde yüreği ağzında yine rızalığını alıp gitmiştim. Çünkü biliyordum ki oralarda da dokunabileceğimiz yürekler var. Ve oralarda da gerçekten şu minik dünyadan ziyade asıl olayı görme, yani yapbozun büyük parçasını görebilmeyi çok istiyorduk zaten. İbrahim'le elhamdülillah yolda gezerken şu 6. ayımıza gireceğiz. Ve çok şey sığdırdığımıza ben şu anda bile çok inanıyorum. Yani her anımız o kadar kıymetli ki, Rabbime şükürler olsun Umre'yi nasip etti. Ve orada da biz bireysel bir tecrübe yaşadık. Gittik, ailelerle tanıştık. Tur olayımız yoktu zaten. Kendiniz gittiniz yani. Kendimiz gittik, kendimiz tanıştık. Aileler davet etti, ailelere gittik. Tamam dedik, güvendik, yatıya kaldık, yemeklerini yedik, beraber ekmek bölüştük. Gönüller bağlandı, abiler, ablalar dedi ki gelin sizi gezdirelim, piknik yapıldı falan. O kadar muazzam şeyler doldurup heybeye geldik ki buraya. Bu her gittiğimiz yerde öyle oldu. Karavanda da öyle, tanışıyorduk. Birileri merak ediyor, buyurun gelin, hemen davet ediyoruz, masayı açıyoruz. Yani o iki yabancı diyebildiğimiz insan, aslında hiçbirimiz birbirimize yabancı değiliz. Yani herkes birbirinin kardeşi. Zaten İslam dini bunu sana yoldayken İslamiyet'in ne kadar doğru ve ne kadar güzel olduğunu iliklerine kadar anlıyorsun. Yani her birin elhamdülillah Kudüs'ten öyle olsun seni görüyor ve ağlayarak sana sarılıyor. Sen buraya benim için mi geldin? Burası için mi geldin? Ve diyorum burası hepimizin zaten. Hı hı. Ya da Fas'a gidiyorsun, Fas'ta da aynı şekilde. Yani dilini bilmediğin insanın sadece o tebessümü ve gönülden akan samimiyetiyle sen onunla iki dost, iki kardeş ilişkisi kuruyorsun. Evet. Ve onun hastalığıyla üzülebiliyorsun artık. Yani o kadar çok kardeşi, o kadar çok bölgede sahip oluyorsun ki elhamdülillah. Gezmek ne kadar kıymetli bir ana sahip olduğunu öğretiyor. Ve elhamdülillah İbrahim'in de dediği gibi sağlık olduktan sonra Allah'ın izniyle Rabbim yol vermiş, yürütüyor bize de çok şükür. O yolun da kıymetini bildikten sonra biz şu anda düşünmüyoruz yerleşik hayatı. Zaten söyleniyor ya, sırat-ı müstakimde olmak. Evet. Sırat zaten yol demek. Hep yolda olmak gerekiyor. Hep yolda olmak. O yolu bilmek lazım. Bir de şu var, yola çıkıyorsun. Peygamberimizin de hadis-i şerifinde bir insanı tanıyacaksan işte o yolculukta tanıma çok daha zevkli oluyor ve tam yerini de buluyor. Siz birbirinizi yolda daha mı iyi tanıdınız? Ya elhamdülillah tabii ki hala tanımaktayız ama çok şükür hani evlendikten sonra %80 olayı oluyor derler. %50'sini evlendikten sonra görüyorsun derler. Biz böyle wow, bu da mı vardı ya da bu çok hayal kırıklığı, ya da bu da çok şaşırtıcı dediğimiz ikimizde de bir nokta olmadı çok şükür. Ve Rabbime şükürler olsun, hızlı bir şekilde birbirimizi tanıyıp evlilik oldu. 9 aya sığdırdık hepsini ve ondan sonraki süreçte de biz zaten yıllardır birbirimize vakıfmışız gibi yol kat ettik. Yani yol arkadaşı olmak zaten en büyük isteğimizde. Evlilikte benim gözettiğim oydu, yani en iyi arkadaşım ol, eşim olarak benim en yakın dostum ol. Aynı şekilde birbirimize yol arkadaşlığında birbirimizi daraltacağımıza o yolu daha da ferahlatalım, birbirimize çiçeklendirelim. Çok şükür ikimiz de o şeyi gittikçe hissediyoruz yani. Evet, gönülleri de geniş olunca bu gençlerin karavanın, efendim kaç metrekare bu karavan İbrahim?
Yani şuradan itibaren 13 metreküp gibi bir şey. 15 metreküp falan diyebiliriz. Yani benim işte çalışma odasındaki dediğim gibi halı kadar vesselam. Ama gönülleri geniş olunca burayı o kadar geniş görüyorlar ki Afra'nın da anlattığı gibi. Şimdi Afra söyleyince aklıma Goethe'nin bir sözü geldi. Der ki gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder. Sen 4 kıta gezdin İbrahim, 37 ülke gördün. Neler keşfettin böyle hatırında kalan ve bizimle paylaşmak istediğin? Yani aslında dünyanın bir o kadar büyük, bir o kadar da küçük olduğunu keşfettim diyebilirim. Ya hala keşfediyorum, hala gözlemlerim hala her gün bana yeni bir şey katabiliyor aslında. Hani şu an son işte daha 2 gün önce döndüğümüz bir hani ibadet olarak yaptığımız bir seyahatimiz vardı tabii. Orada bile yani aslında orada bütün dünyanın bir birleşimi vardı zaten. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların bir arada bir inanç uğrunda yaptığı bir ibadetler, işte sevgiler, dualar vardı. Hani orada ne kadar farklı yerden olursa olsun işte rengi, tarzı, yani davranış şekli ama nitekim insan, insan olmanın yani o farklılıkların da güzelliğini aslında hissediyor insan. O çok güzel oluyor. Yani yine tabii ben hiç yani Müslüman bir çevrenin olmadığı, tabii artık dünyanın artık her yerinde çok şükür Müslüman var çok ama şükür. Yine işte diyelim bir mahalle oluyor. İşte Hristiyan mahallesi, Yahudi mahallesi ya da inançlı olmayabiliyorlar. Pardon. O bölgede dahi yani insanın benzer özelliklerini görüyorsunuz. Yani o yani Allah'ın yarattığı güzellik. Bir de şöyle bir şey var. Hani dedik ya kainatı okumak, insanın kendini okuması. Demin Afra'nın dediği gönle dokunuyoruz ama bu yolculuk esnasında en çok da kendi gönüllerine dokunduklarını ben düşünüyorum ve hissediyorum onlardan aldığım enerjiden. Siz kitap okumanın dışında da hani o kainatı okumada kendinize bu yolculukta katılan şeyleri nasıl yorumluyorsunuz? Yani hayat zaten dediğiniz gibi bir yolculuktan ibaret ve kitap okumak elhamdülillah evet bu çok güzel bir kavram ama asıl olan insanları okuyabilmek ya da yürüdüğün yolda işte attığın adımda fark edebilmek o güzelliği o bize çok farklı şey katıyor. Yani hem dünyamızı hem de birbirimize bakışımızı hem de etrafa bakışımızı yorumlamamızı daha da çok genişletiyor. Peki kavga ediyor musunuz karavanda? Etseniz de kim nereye ne yapacak, ne olacak? Yani hadi gideyim küstüm şu odaya gideyim diyecek. Oda yok ortada. Sen bir dışarı çık kapatıyoruz kapıyı. Yani elhamdülillah kavga denecek boyut değil. Tabii ki anlaşmazlıklar her olayda, her durumda, her hanede olabiliyor. Ama bunu yine ses yükseltmeden birbirimizi kırmadan... Çünkü yola devam edeceksiniz hocam. Yani kavga etseniz kim kimi nerede bırakacak? Gidecek bir ana evi yok Afra. Ne olacak bu işin sonu? Elhamdülillah abla ya. O yüzden birbirinize belki daha çok o yolculukta refik oluyorsunuz. Rakip değil de ben hep öyle derim. Ekip olun sevgili dostlar, rakip olmayın diye. Amin. Şimdi tabii bunlar yolculuk üzere olunca bir de refik kelimesini eklemek lazım. Ben seviyorum böyle edebi kelimeler üzerinde oynamayı. Siz refik olunca doğal olarak diyorsunuz ki aman efendim boşver kavgayı, aman hatun boşver yola devam edelim. Nerede kaldık, yol nerede? Kesinlikle. Şimdi yol deyince de karavanla yapıyorsunuz yolculuk. Karavanda yaşıyor olmak. Ki özellikle İbrahim Bey kardeşime sorayım. Çünkü Afra'nın daha önce öyle bir tecrübesi yok. Bekarken mi daha zordu, evliyken mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ben genelde sırt çantasıyla geziyordum. Kimi zaman hani gönüllü olarak yardım organizasyonlarıyla gittiğim oluyordu. Kimisi 3 gün, kimisi 30 gün. Yani Afrika'da, Asya'da bazı ülkelere o şekilde seyahat ettim mesela. Hani... Karavanı direkt tecrübe etmek biz evlendikten sonra oldu ama öncesinde hani tahmin ettiğimden çok da farklı olmadığını gördüm. Ama tabii hanımla beraber o ortamı paylaşmak yani sonuçta sürekli beraberiz. Bir de işim de benim yolda olduğu için örnek veriyorum işte Türkiye'nin bir ucundayız diğer uçtan bir iş geliyorsa hemen oraya doğru yola çıkıp o işi halletmek üzere bir yol alıyoruz. Ve ya o yol Allah'a şükür yani eziyet değil zevk şeklinde devam ediyor yani. Bu baktığınız önemli. Yerden yani bakış açısı önemli. Tabii. Şimdi birazdan karavanı gezeceğiz sevgili dostlar. Şurada kavanozlar var mesela. Hızlı Gezgin YouTube kanalında İbrahim onları gösteriyor. Ha diyorum bunları oraya herhalde düz boyu koymuşlar. Fakat onları oraya vidalamışlar. Her şey çok portatif, çok yaşanılabilir. Yani evet şık mı şık ama sade. Biz hatunlar çok böyle şatafatlı olsun, lüks olsun isteriz ama bir taraftan gönül sadeliği mi istiyor Afra? Yani sen burada gayet mutlusun gördüğüm kadarıyla.
Hiç annesinin üzülmesine gerek yok. Annesi çok mutlu kızcağızımız. Valla ben size söyleyeyim diyormuş. Elhamdülillah. Her gittiğimizde, ziyaret ettiğimizde aileler buna şahit olunca onların demesi de şu oluyor. İlk başta bize set koyan insanlar. Yani bizde bu hayatı yaşamak varmış ya. Valla hayatı siz yaşıyorsunuz, iyi yaptınız falan gibi cümlelerle destek oluyorlar artık bize. Sadeliğe gelince abla, sade yaşamak imandandır derler. Gerçekten aslında imanın İslamiyet'in baktığında esasında da zaten işte iki hurma insanın midesini doyurmaya yetiyor gerçekten. İki eşya zaten eşya diyebileceğimiz şeyde ihtiyacımızı gören şeyler zaten insanın hayatını idame ettirmeye de yetiyor. Onun dışındaki evin büyüklüğü, evin eşyandaki çokluk o zevke kalıyor. Biraz daha insanın artılarına kalmış bir şey. Ama ben artıya pek yer vermek istemediğim için kendi hayatımda benim ihtiyacımı ne görüyor? İki kıyafet dolabı yetiyor mu? Hatta burayı yapan abi şuraya da bir tane kıyafet dolabı sana yapayım kızlara yetmez dedi. Ben kitaplıktan yana kullandım. Çünkü bunu yaparsa burayı da doldururum. Çünkü insan artılara yer verebilecek kapasitede zaten hayatını idame ettiriyor. Yani ne kadar çok olursa o kadar eşya koyar ve o kadar eşya yine sığmaz. Ben ona elhamdülillah bir kıyafet dolabı bana yetti, bir kıyafet dolabı eşime ayarladım. Fazlalık olabilecek hiçbir şeye yer vermedik. Terasta ilk başta kışlıklarımızı koyduk, baktık bu da yük. Onları da evlere koyduk. Kış olunca gider alırız dedik, yazlıkları eve atarız dedik, anne evine vesaire. İki kapkacak işimizi gördü. Annemle arkadaşlar bana yemek takımları bakarken sığdırabileceğim bir alan yok. Onu bırakın zevk olarak ben zaten sevmiyorum. Ben bu tarz bambu, iki tane bambu olsun, iki tane ahşap ne var işte. Kudüs'ten ben bardak almıştım, harika onu koyayım. İşte Etiyopya'dan tabak almış, onları dizdim falan. Hep böyle anısı olan şeylerle doldurdum. Elhamdülillah. Yani sadelik olarak zaten ben kendi zevkim de öyle. Evet. Çok şükür. Yolda iz bırakılır İbrahim Bey kardeşim. Siz de dronlarla bayağı güzel çekimler yapıp iz bırakıyorsunuz. Aynı zamanda sizde iz bırakanları da mekanınızda paylaşıyorsunuz. İşte Etiyopya'dan, Kudüs'ten, Afrika, Tanzanya'dan. Bu açıdan da seyahatin sevgili dostlar psikolojik olarak baktığımızda iyileştirici tarafı da var. Kesinlikle. O yüzden bu çiftler bu kadar mutlu. Yani bir avuç yerde maşallah, subhanallah, Rabbim mutluluklarını daim etsin, muhabbetlerini daim etsin, yuvalarını cennet eylesin, karavanlarını cennet eylesin inşallah. Onların yuvaları burası. Şimdi bunları söyledikten sonra da evlilikte olmazsa olmaz dört maddemiz var bizim. Acaba Durhat çiftinin bu dört maddesi ne olur sıralasak? Bir yolculuk etmek diyorlarmış. İnsan yolculukta tanırmış ya gerçekten. Bu bence arkadaşlıkta çok yakın arkadaş diyebileceğiniz insanda birlikte yola çıkmadan önce çok farklı ve yola çıktıktan sonra farklı bir boyutunu görebiliyorsun. Çok sevdiğin bir insanın bile. Buna eşte de dahil. Yani yolculukta ikimiz bir yola çıktığımızda ben otel isteyip eşim çadır istedikten sonra ve biz bir yerde uzlaşamadıktan sonra o yol ya bana eziyet olur ya eşime eziyet olur. Biz bunu evet evlendik. Karavanla tek bir yerdeyiz ama Umre'ye gittik. Umre'de otel yok. Baktık birbirimizi orada da tanıdık. Acaba ikimiz de gerçekten bu spontane şeyi seviyor mu? Sırt çantalı evet lafta sevdik. Ama birbirimize bunu darlıyor muyuz? Yoksa işte eziyet mi yapıyoruz? Yoksa ya evet bak şurada yatalım İbrahim. İyi harika uyku tulumlarını açalım yatalım diyen bir eşim mi var? Siz yani, Umre'yi de mi öyle yaptınız? Evet elhamdülillah. Yani Mescid-i Haram'da uyku tulumuyla yattık. Misafir etti aile, aile de yattık. Yani böyle sırayla... Orada tanımadığınız herhangi bir aile. Aynen öyle. Dili nasıl hallediyorsunuz hocam? Elhamdülillah eşimin İngilizcesi, İspanyolcası, işte benim biraz Arapçam var. Yollarda mı öğrenildi bu diller tabii bu arada? Ben aynen okuduğumla, orada gittiğimle, eşim o aynı şekilde. Yani dilden ziyade gerçekten iki gülümseme ve iki birbirini anlatabilme olayı, o samimiyet çok farklı oluyor. Evet programın sonuna geldik ama dört maddeyi sıralayacaklar. İlk madde İbrahim ne olur? Evet yolculuk dedik ben espri yaptım ama belki de sizin için ciddidir. Afra'nın dediği gibi. Evlilikte olmazsa olmaz. İlk maddeler size göre. Dört tane sayacağız. İster sabır. Paylaşın. Sabır. Sonra? Ben mi söyleyeyim Afra Hanım? Hiç fark etmez. Bizde pozitif ayrımcılık çok yaygın. O yüzden sen devam edebilirsin. Anlayış. Tabii onu biz görüyorsunuz. Karavanın direksiyonuna da İbrahim'i geçirdik. Evin reisi erkekler yani. Kim ne derse desin. Bu böyle. Bizim programda da böyle. Bizim evde de öyle. Sıkıntı yok yani. Aman. Sende de öyledir umarım Afra'cığım. Ya bırakın erkekler reis olsun. Alsınlar götürsünler, arabayı da sürsünler, evi de yönetsinler. Ha, biz onlara eş olmaya talibiz. Ekip olacağız zaten. Kesinlikle. Kimsenin birbiriyle rakip bir durumu yok. Hepimiz yoldayız. Yeter ki o yolda refik olup
yolumuz cennete çıksın. O yüzden sabır dedin. İkincisi ne İbrahim? Anlayış. Anlayış. E sabırla anlayış aynı be kardeş. O da mı farklı? Bence aynı değil. Nasıl yani? Birbirimizi anlayabiliriz ama hı, sabredemedikten sonra çok zor yani. Sabır hı, çok bence en önemlisi. Hani gerçekten Peygamber Efendimiz'e şimdi direkt aklımıza o geliyor değil mi? Onun sabrı, onun şimdi o sabırla bu cahiliyet devrimini nasıl bitirdiyse o devrini ve İslam devrimini getirdiyse, yani çünkü hiç bağırmadan, kızmadan kimseye yani o kadar yani saçma sorular gelmiştir. Kim bilir neler denilmiştir ama onları hep sakinlikle, sabırla evet, cevap vererek bence tamamladığı için. Hani en basit örneğine bu geldi aklıma, onu söylemek hı-hı, istedim. Sabır çok önemli. İnsanın birbirine sabredebilmesi her anlamda. Yani sonuçta sürekli imtihan halindeyiz. Evet. Eşlerinizle imtihan olacaksınız, çocuklarınızla. Yani amen, biz birbirimize imtihan oluyoruz tabii ki. Sürekli imtihan oluyoruz. Küçücük bir şey hiç yani şey doldurmayacak. Çünkü bakıldığında evet yolculuk halinde çok güzel ama en ufak bir şey bizi tetiğe geçirebilir karşılıklı olarak. Var mı öyle tatlı sürtüşme? Oluyor tabii mu? Oldu ki, mu? Tabii ki. Ve ya sağdan git, soldan git mi yapıyorsunuz kavgayı siz? Yok Allah'a şükür bizim o yolda. Ya nereye gidersen gittik ama tamam oradayız oluyor bizim genelde. Ama her yerinde tabii hani nazarlık mı oluyor buna? İllaki oluyor. Hatta diyoruz ki biz şu an niye bu konuyu bu hale getirdik? Ortada hiçbir şey yok. Yani niye ağzımızın tadı kaçtı ki deyip orta durumu dağıtmaya çalışıyoruz mesela. Oluyor tabii ki. Peki Afra sen devam et istersen. Sabır ve anlayış dedi İbrahim. Neler yani, eklersin? Bu nasıl diyeyim, yol arkadaşlığı da değil de herhalde birbirinin alanına saygı duymak. Hmm, bu yani, önemli hocam. Evet, bu benim için ve eşim için de çok önemli. Ben elhamdülillah... Şimdi alan diyor da bulunduğumuz alan zaten 10 metrekare bile yok. Nasıl bir alandan bahsediyor? Dur bakalım orayı biraz açacağız da program bitti. Sizi bir daha misafir ederiz. Fil tarihinde kim bilir hangi yerde, İnşallah. Karavan nerede durursa. Aynen öyle. Dünya o alandan kastım. Yani benim kendi alanım diyebileceğim mesela arkadaş çevrem. Arkadaşlarla geçirdiğim bir alan tabii ki evlilikten önce daha kalabalıkken, evlilikten sonra bunu aralara serpiştirip ben aynı şekilde ona anlayış göstereceğim zaman onun da evet Afra'nın bir güzel çevresi var ve Afra şu an şu şekilde bir vakit geçirmek istiyor. Çünkü ona da ihtiyacı var. Onun anlayışını ben 6 ayda İbrahim'in çok şükür elhamdülillah çok kez gördüm. Yeri geldi İbrahim dedi benim bir şu alanda şunu yapmam lazım. Hem arkadaşlarla muhabbet hem bir iş görüşmesi falan. İşte ben ne yaptım? Gittim biraz annemle takıldım. O gitti biraz arkadaşlarıyla hem işini halletti. Biliyorum ki o da onu halletmesi gereken de biraz kafasını toplayıp gelecek belki. Enerjilerimizi de tazeleyip geleceğiz. Yani birbirimize bu illa karavan içinde de değil. Karavanda elhamdülillah birbirimizi darladığımız hiçbir nokta olmadı bu. Herkesin küçük dediği alanda. Ama İbrahim iznin olursa ben şu şekilde birazcık bir iki gün en azından bir vakit geçirmek istiyorum. Çünkü toplanmışlar. Mesela bir ekip toplanmış orada. Yani onun beni anlaması ve bana tabii ki Afra sen kafan rahat etsin toplayıp ben de o sırada abimle takılırım ya da şu şekilde yaparım falan şöyle de buluşuruz falan deyip beni rahatlatması ve beni ortamımı daha da kendisi genişletmeye çalışması sevgimi arttıran bir şey oldu elhamdülillah. Çok ve bence iki eşin bence diyorum bu tabii ki dört madde dediğiniz için her şeyden önemlisi çok iyi bir arkadaş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaş. Evet yani birlikte biz sonuna kadar rahatlıkla gülebilmemiz gerekiyor. Ben ona anlatabilirken her şeyimi kız arkadaş olayı farklıdır ama İbrahim eşim olarak elhamdülillah şu küçük alanda her halime şahit olan ve beni bir kız arkadaşımdan daha çok benim dünyamda bulunan bir insan. Ve ben bunu ötelemedikten sonra bir işe yollayabileceğim bir alanı da yok eşimin. İşi de burada, eşim de hep burada, ben de hep buradayım. Bizim bir sınırımız tabii ki saygı olarak var. Birbirimize anlayış gösterdiğimiz sınır var ama ben onunla sonuna kadar bir şey anlatıp gülmeliyim. O beni yargılamamalı böyle. Ya da ben anlatırken böyle filtreleme olayı süzgeçten geçireyim öyle anlatayım. Şimdi İbrahim bunu yanlış anlar demeden ben ona güzelce anlatmalıyım ki o benim kalbimi zaten bilmeli. Yani ben onun kalbine vakıf olmalıyım. Elhamdülillah onu ben zamanla daha da iyi olacağını ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet çok teşekkür ediyorum gençler. Sohbet muhabbet devam edecek ama vakit doldu sevgili dostlar. Bizim ayrılma vaktimiz geldi. Onların karavanının yola devam etmesi gerekiyor. Onlar yola revan olurken biz sizlere veda etmek istiyoruz. Ama son cümleyi de İbrahim'den alalım ve vedamızı yapalım efendim. Yani kendisinin bahsettiği son iki madde de gerçekten çok güzeldi bence. Artı şöyle bir durum da var mesela. Şu an hani yine yani nereye kadar sürecek gibi sorular geliyor ya hani evet. Gerçekten en başında da söylediğimiz o sağlık
el verdikçe, Allah izin verdikçe, yani o gidebileceği yere kadar gitmesini istiyoruz açıkçası. Evet. Yani bu yarın belki bu karavan olmaz, başka bir karavan olur ya da başka bir yolculuk olur. Bu tamamen bizim yani gönüllerimiz bir olduktan sonra inşallah devam yani edecek bir süreç. Biz burada parantezi açmak istiyorum, lafını böldüm. Hani bu belki bir dahaki programda olacak şekilde merak konusu olarak bırakmak istiyorum. Zaten çocuk olunca bırakırsınız bu hayatı, tadını çıkarın diyor. Biz buna da takılmıyoruz. Biz çocuklarla da devam etme ve bizim Allah izin verdiği sürece hep yolda olma düşüncemiz var ikimizin de. Ama bu nasıl olacak, okul vesaire falan derken hepsinin de yine aşılabileceğini söylüyoruz. Belki dediğiniz gibi belki bir yurt dışında ya da dünyanın başka bir yerinde konuşuruz bunları da inşallah. Yani buradan ez cümle şu çıkıyor. Gönüller bir olunca karavanlara yollar açık oluyor sevgili dostlar. Yol uzayıp gidiyor. Uzununca bir yolda hayat devam ediyor. O zaman bu devam eden hayatta diyoruz ki muhabbetler daim olsun. Yuvalar neresi olursa olsun ama cennetten bir köşe olsun. İnşallah bir başka programda, bir başka çiftle görüşmek üzere. Siz bizi takibe devam edin ve yorum yazın ki size kitaplarımızı hediye olarak da gönderebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.